Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak cumamızı mübarek eylesin inşallah. Allah iki cihanda aziz eylesin. Hastalarımıza şifa versin. Usul ve furularımıza ahirete kimler intikal etmişlerse hepsinin mekanını cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Seyyiatlarını, günahlarını hasenata tebdil eylesin. Evet. Şimdi psikoloji ve haşirle alakalı hem insanı kendisini tanıma adına, kendini yönetme adına birkaç tane şey okuyayım. Kaç dakika var Cuma'ya, Cuma saatine? Çok güzel. Şimdi diyor ki, bulut yağmuru yavaş yavaş sırası ile taneleri indirdiği gibi. O kadar güzel bir cümle ki bu. Bulut bir anda bende bu var diye, hazinemde bunlar var diye indirmiyor. Ne yapıyor bulut? Yağmuru tane tane indiriyor. Allah böyle indirtiyor. Benim hazinem çok diye hepsini indirmiyor. Haklılık payım da var. Madem ben buraya kadar geldim, bu köyün üzerindeyim, indireyim demediği gibi, yoksa sel olurdu. Sen de karşıki tarafa yumuşak ve sırayla yumuşak sözle in. Sırayla, tane tane ve merhametle, yani galip olma adına değil, merhametle sözünü indir. Yani söz söylerken aslında sen onun içine giriyorsun. Ya bulutun indirdiği gibi inmek lazım. Şimdi düşün, Firavun da Allah düşmanı. Firavun. Ona Ulul Azm peygamberi var, Musa aleyhisselam. Ona gitmesini söylerken şöyle diyor. Fekûlâ kavlen leyyînâ ya Musa. Ya Musa diyor, ona git ama kavlen leyyîn, yumuşak sözle tebliğ et. Ön zirve şey, Allah'ı anlatacak. Yani haklılığını değil, hani bizim köyde oluyor ya işte, sen geçtin, ben geçtim, ben haklıyım, sen haklısın falan gibi değil. Allah'ı anlatacak ama onu bile fekûlâ kavlen leyyînâ. Yani kavlen leyyîn, yumuşak söyle diyor. Şimdi bulut diyor mu ki benimle kadar haklıyım, buraya kadar gelmişim ben zaten, Allah getirmiş beni. Üzerimde de bir sürü yağmur taneleri var. Bir anda indirse kar yerine sel olur. Yakıp yıkar. Sel olur, yıkar. Daha fazlası heyelan olur. Haklı. Ne yapayım ben buraya kadar? Yok. Yavaş, tek tek, yumuşak. Çünkü sen buluta benziyorsun. Kelamın da taneye benziyor. Karşıki tarafı böyle yapıyor. Yani acayip bir şey. Başka örnek. Niyet okumak psikolojik takıntı hastalığıdır. Mesela ben tahmin ediyorum ki sen böyle düşünüyorsun. Tabii. Böyle dediğine göre diyor, 10 sene, 7 sene önceki bazı sence sana takılan takıntılar var. Dayı bana bakkalda böyle demişti. Çarşıda da şöyle demişti. Ya caminin önünde de şöyle demişti. Geçmişe ait, 10 seneye ait, 10 senelik şeyi birbirine birleştirmek, düğüm atmak, sanki şimdi söylemiş gibi ona tavır takınmak, kelam söylemek aynen şuna benzer. Sen 7 sene, 10 sene, 10 seneden beri attığın tükürükleri, 10 seneden beri attığın tükürükleri şu anda atsan, varili atsan, varilin içinde boğulmaz mısın? 10 senede attığın tükürükleri varile atsam, bir varile kaba seni boğar. Tamam? Affedersiniz. 10 seneden beri attığımız gazı bir anda atsak insanı ne yapar? Zehirler yani. He? Ha? Yapmamak lazım. Onun için söylüyorum zaten. Güzelce evet. Bizlere anlatmamız gerekiyor ki. Evet, doğru. Niyet okumak. Sen bana
Bunu demek istedin galiba. Bunu kastediyorsun. Bununla bunu hedefliyorsun. Öyle olduğunu nereden biliyorsun? Buna niyet okumak deniliyor. İnsanlar niyetini okuma. Şu anda ortaya koyduğu kelamla, davranışla meşgul. Bir de bir insan her sözünü, her davranışını düşünerek yapmıyor. Bizim tabirle gamantımız bazen değil mi? Yani bazen öyle savunuyoruz. Yani peki sen ve ben her sözümüzü düşünerek yapmıyoruz da karşı iki tarafın her sözünü, her davranışını niye düşünce formülünün içine sokuyoruz ki? Düşünerek yaptı diye düşünüyoruz. Düşünerek mi yaptı? Yok. Peki düşünerek yapılmayan bir şey. Biz de yapıyoruz ama biz karşı iki tarafın her sözünü düşünce potasının içerisine değerlendiriyoruz. O da yanlış. Yani niyet okumamak lazım. Men dakka dukka. Niyet okuyan kendisi de okumuş. Alabilirsin Mustafa. Ver istersen. Al al. Gel gel. Al sen. Sabır. Oo Allah Allah. Aferin lan çayırlar da gelmiş. Sabır. Neyi, ne zaman, ne kadar, ne için yapabileceğini bilmektir. Sabır böyle yutkunmak değil bak. Sabrediyorum. Sayacağını saydı. Söyleyeceğini söyledi. Diyeceğini söyledi de. Ondan sonra bir şey kalmamış ve diyoruz ki sabrediyorum. Sabır ilk hamlede olur. Zaten söyleyeceğini saydı. Yapacağını yaptı. Sabrediyorum değil ki. Peki sabır ne demek? Yutkunmak. Karşıyı affetmek mi? O değil. Sabır şu. Neyi, ne zaman, ne kadar, niçin yapabileceğinin şuurunda olmaktır. Şuurunda olmak. Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin yapacağını bilmek şuurudur. Yani sabır kişinin kendisini yönetmesiyle doğru olantıdır. Ne kadar kendisini yönetebiliyorsa, yani kendisine ne kadar söz geçirebiliyor, o. Yoksa söyleyeceğini söyledin, yapacağını yaptın, daha bir şey kalmadı, sabrediyor. Bir şey sabrettin yok ya, hepsini zaten fırlatmışsın ya. Demek ki kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, ne şekilde yapıp söyleyeceğimizin ilmi ve şuuru demek. Olayları aslı kaynağında yorumlamak. Yani bu beşer zulmetti bana, bu yanlışlık yapıyor ama aslı kaynağı şu. Allah'ın sopası yok derler ya topluna böyle bir lafla. Allah buna niye müsaade etti? Aslı kaynağı o. Allah niye müsaade etti? Niye bana başıma bu tepelaş etti? Niye başıma bunu getirdi? Niye karşıma bunu çıkarttı? Diye Allah canibinden, Allah yönünden bakmak. Sonra sabır eşyanın kıymeti kadar değer vermektir. Mesela diyelim ki Recep abi bana bir şey söyledi. Ya denir mi yani mesela bir şey yaptı, bir şey hiç hoş olmadı bir şey. Yani bunun hiç mi geçmişi yok benim üzerimde? Yani hiç mi değeri yok? Hiç mi mazisi yok? Bir de olan bir hadise var. İşte ağaç geçti, tavuk şey yaptı. Yani bunlar eşyanın değeri kadar tepki vermek lazım. Biz öyle çoğunlukla öyle yapmıyoruz ben başta. Bazen bir insanı seveceğimiz zaman en zirvede, nefret edeceğimiz zaman en dibinin kuyusuna indiriyoruz. Eşyanın değeri kadar tepki vermek lazım. Demek ki sabır kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl ve o eşyanın kıymeti o kişinin değerine göre şuurlu kendini kontrol etme yöntemi demektir sabır. Kendini yönetme demektir. Kendini yönetemeyen patladım diyor. Patladın da affedersin yani her gaz geldiği yerde her yerde patlıyor musun? Tuvaletin geldiği zaman yerde bu hemen affedersin boşaltıyor musun? Yok. Niye ağzındakileri de boşaltıyorsun ki? Yani biraz kendimizi yönetme lazım. Empati yapamayan, yani karşıdan kendisine bakamayan
kendini seyredemez. Şu, bir kere kendimi onun yerine koyacağım. Oradan kendime bakayım. Bana yapılsa nasıl olur? Nasıl olurdu? Bu nasıl olurdu? Peki, bu kaşıyı affetmek anlamına mı geliyor? Hayır. Kendimi karşıdan seyrediyorum. Bakayım ben oluyorum. Recep Ali böyle yaptı, böyle dedi. Ben şimdi ona yapsam nasıl tepki verirdim? O da böyle. Aslında kendimizle, hadiselerle, kişilerle seyrediyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ben bir aynayım, herkes kendisini bende seyreder diyor. Yani mesela sen bir şey yaptın bana, yapacağım tepki veya takdir kendimi sende ifade ediyorum. Kendimi sende seyrediyorum aslında. Başka? Sadece sonuçlara bakıp çözüm üretemezsiniz. Sürece, sebeplerine bakıp çözüm üretilmeli. Yani sırf sonuca bakıp mesela çay toplayacağız. Tamam. Mısır ekelim, mısır. Ama şimdi vakit değil ki. Bir, vakti olması lazım. Bir de zamanı olması lazım. Yani şey, mekanı olması lazım. Şu anda kar var. Yani zaman da değil. Demek ki bir şey, bir mekan, iki zaman. Bir şey söylerken mekanı ve zamanı iyi ayarlamak gerekiyor. Şimdi sabah namazı olmaz. Vakti değil. Karşı taraf beni anlasın, niyetimi okusun, bana öyle davransın demek yanlıştır. Karşı taraftan niyet okumalarını bekleme. Ya o düşünme, niye düşünmedi? Sen de ben de düşünemiyoruz ki bazen çoğunlukla. Her davranışımızı, her sözümüzü düşünerek mi söylüyoruz? Yani karşıdan onu bekleme ya. Niye anlamadı? Niye böyle yapmadı? Ya onun da derdi vardı, senin de derdin olduğu gibi. Blok olmuş, düşünememiş. Ya para çıkartırken öteki parayı düşünüyor ya cebinden. Değil mi? Düşünmüyor muyuz Mustafa? Cebimizde düşürüyoruz, telefonu düşürüyoruz. Telefonu unutuyoruz. Sana onu, ben telefonumu unutuyorum da sana yapacağım şeyi de unuturum ya. Niye onu yaptı öyle? Unuttu, unutuyoruz yani. Hep böyle dönüp dolaşıyor, kendini yönetmeyle alakalı böyle geliyor. Başka? Öyle bir yaşamın amacı olmalı ki hayatını ona, o işe vermeye değsin. Yaşamana, hayatına bir amaç verirsen yaşamak değer. Şu, insan böyle yaşıyor. Hayatı böyle gidiyor diyorsun. Eğer kendimizden daha değerli ne var ömrümüzden? Bir nefes almaktan daha değerli ne olabilir Recep Ali? Nefes almaktan. Daha bir şey olur mu bundan daha değerli? En değerli şey hayatımız. Değil mi? Hayat. Madem senin en değerli hayatın, hayatından daha değerli bir şeyi hayatına gaye yaparsan, o hayatından daha değerli şeyin peşine koşarsan, bu hayat yaşamaya değer. Eğer hayatımızdan daha değersiz şeyleri hayatımıza gaye yaparsak, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Bir daha. Kendi hayatından daha değerli intihar niye eder? Veya intiharı niye düşünür insan? Sebebini söylüyorum. Bir insan intiharı niye düşünüyor? Hayatımızdan daha değerli bir şey yok. Hayatımızdan daha değerli şeyi hayatımıza böyle gaye yaparsak, hayatımızdan daha değerli olduğu için hayatı onun uğruna sarf etmek değiyor. Hayatı yaşamaya değiyor. Hayatımızdan daha değerli bir şeyi hayatımıza böyle yukarıda gaye yaparsak, hayat anlamını bulur, her şey basamak olur. Yani sıkıntılar bile birbiri üstüne geldi. Tamam, ne demek o? Merdiven olsun, çıksın yukarıya. Birbiri üstüne geldi diyoruz ya. Üstü üstüne geldi. Ha, o şu demek. Merdiven olsun, çık yukarıya. Onu anlamına kat. Peki merdiven, hadiseler üst üste geldi. Bir de alt alta gelseydi, aşağı doğru götürecekti. İki çeşit merdiven var. Alt alta geliyor, aşağı indiriyor seni. Üst üste geliyor, seni yukarıya çıkarıyor. O zaman insan hayatından daha değersiz şeylerin peşine koşarsa, en değerli şey hayatı olduğundan, hayat anlamını yitirir, intihar sesi gördüğümüz şey, eksikliğimizden olmasın demek lazım.
Sağlıklı ve samimi ailelerde birlikte zamanı çok geçirenlerde olur. Övgü çok kullanıldığı evlerde olur. Mesela alışveriş yapıyorsun veya sana bir iğne vuruyor. Bir kız. Sana bir alışverişte yardım ediyor. Sağ olasın kızım, çok teşekkür ederim hanımefendi. İltifatı yağdırıyoruz değil mi? Ömür boyu sana hizmet eden eşine bir defa iltifat etmiyoruz. İltifat cimrisiyiz. Eline sağlık ya. Ne kadar hoş bir yemek oldu. Bari bu ne kadar güzel yemek oldu diyemiyorsak bari şöyle de. Allah Allah, galiba acım da bu yemek çok lezzetli olmuş. Bu yemek niye böyle lezzetli olmuş ya? Herhalde ben çok açım. Yani güzel yaptın, eline sağlık demeyi yakıştıramıyor muyuz ya? Çocuklarımızın annesi ya. Bu kadar evde hizmet ediyor. İltifat etsek ne olur ya? İltifat. İltifat cimrisiyiz eve. Ama dışarıda yapmadığımız hokkaba ıslık kalmıyor. Çünkü en yakın ya. Güleriz de o. Bir de okuyorum. Samimi ailelerde birlikte zaman geçirme olur. Övgü, takdir çok kullanır. Beraber ibadet ettikleri ve istifade kaynaklarını bir olan ailelerde huzur daima canlı olur. Mesela akşam sıradayım, 10 dakika şey yapsan, kitap okusan, hadi hanım sen de gel, çocuk sen de gel, hadi bir şey okuyalım. Yani bir kaynak oluşturmak lazım, böyle bir fermuarı, düğmeyi ilk önce bir atmak lazım ki evdekiler görsün. 10 dakika ya, beraber bir şey okuyalım. Beraber aynı şeyi paylaşmayı, beraber olabilmeyi, beraber düşünmeyi, beraber konuşmayı, beraber bir şey sevmeyi denemek lazım. Denemek lazım, sorun bir şey değil yani. Ben mesela yapıyorum, yapmaya gayret ediyorum evde. Her gün bir saat, hem de canlı yayın da yapıyoruz. Canlı yayın da yapıyorum, akrabalar. Tamam, 10 dakika sen, ta nerede? O da 10 dakika sen, canlı yayında kitap okuyoruz. Kitap okuyorum, hepimiz beraber kitap okuyoruz. Keşkeler bataklığa benzer. Keşkeler var ya geçmiş. Keşke böyle yapmasaydım. Keşkelere takılma. Geçmişteki eksikliklerine tövbe ve istiğfar yap. Keşkeler bataklığa benzer, seni içeriye çeker. Ezan okuyun. Vicdan azabı dünyadaki hapishanedir, unutma. Vicdan azabı dünyadaki hapishaneye benziyor. O dört duvarı da biliyor. Ama esas azap burada. Vicdan azabı var ya, olan nereden dedim ya, nasıl yaptım ya, nasıl söyledim? Vicdan azabı, ama dünyalıklara hiç vicdan azabı çekme. Ya keh, şu tarla bizimdi ya. Eskide burası şehir merkezi oldu, burası bizimdi. Şu dünyadan kaybettiğine mahzun olma, kazandığına da o kadar sevinme. Önemli olan şu, ya keşke o tarihleri namazlığımla geçseydi. Keşke böyle iyi arkadaşlarım olsaydı. Güzel şeylerin eksiklikleri. Peki kötü olan şeyleri nasıl yapacaksın? Kötü olan şeyleri. Kötü olan şeyleri de tövbe ve istiğfarla onu telafi edeceğiz. Bir insan Hasan Hocam yani kötülük yapıyor da vicdan azabı çekmiyorsa onda bir zaaf iman mı var? Şimdi mesela her şeyin bir dünyada Allah numunesini koymuş. Görmüşsünüzdür bazı camilerde, caminin içinde komple camiyi gösteren maket var. Bazı fabrikalarda komple fabrikayı gösteren içeride maket var. Böyle küçük numune yapıyorlar. Allah da kabirin, haşir meydanı, sırat köprüsünün ve cennetin numunesini insana koymuş. Nasıl olmasını, nasıl olacağını tesadüf etmemiş. Hepsini görebiliyorsun, nasıl, neler başına geleceğini. Haşir meydanının küçük bir provası var. Haşir meydanında soru sorulacak, böyle mi diyeceğim şunu, ne olur başıma gelecek, neler sorulacak. Öğrenmek mi istiyorsun, görmek mi istiyorsun? Vicdanına bak. Vicdana baktığın zaman sen neler hata yaptığını, neleri doğru yaptığını sana söyleyecek. Ama hiç duymuyorsan Allah selamet versin. O Allah seni bıraktı demektir. Vicdan azabı çekmiyorsan o azap orada kaldı. Peki burada vicdan azabı çekmek daha seni Allah bırakmamış, tövbe ve istiğfar et demektir. Yani mesela ben tokat vuramıyorum. Cevala şu sana uzak ama bak buna vurabiliyorum. Tokat yakın olanlara vuruluyor. Yani uzak olana tokat vurulmaz, yakın olana vuruluyor.
Allah da sıkıntıyı, derdi, git düzelt bu hatanı diye yakınına vuruyor. Uzağına vurmuyor. Bırakıyor onu ahirete. Vicdan azabı haşir meydanının nümunesidir. Kabili söyleyeyim size. Geçen hafta söyledim kabil. Kabilde ne sorulacak? Şimdi hepimiz okul okuduk. Yazılıya gireriz. Yazılıya gireriz. Sonra öğretmen bir hafta sonra yüzümüzü okur değil mi yazılı kağıdının kenarı? O anda okumaz yani. İşte soru soruluyor. Bir hafta sonra yüzümüze cevabı okunuyor. Kabir hesabını soruyorum, şimdi söylüyorum. Soru burada soruluyor arkadaşlar. Soru burada soruluyor. Cevabı burada veriyoruz. Yaptığımız kağıdı yüzümüze kabirde okunacak. Diyecekler ki Recep Ali, sen pazarda böyle böyle bir fırsatın vardı. Tam bu günah işleyecektin. Ama sen onu reddettin. Bak, sana soru soruldu. Hasan, böyle bir ortama geldin. Ne yaptın? Soru buydu. Ha, cevap neydi? Benim takındığım tavır. Ben ona nasıl cevap verdim? Ben onu nasıl yaşadım? Ben onu doğru yaşadım, yaşamadım. Ha, bu soru soruldu. Cevap da verdim. Kabirde yüzüme okunacak. Sen falan yerde sana şöyle bir soru soruldu. Sen de böyle davrandın. Allah aşkına bundan farklı ne soracak ki bana? Yani soru belli, cevap da belli. Soru burada soruluyor. Cevap da burada veriliyor. Orada yüzümüze karşı okunuyor. Haşir meydanı ise sonuç itibariyle vicdanımız gösteriyor. Peki Sırat Köprüsü ne oluyor? Sırat Köprüsü de ne kadar batıl şeylerin peşine koşuyorsak, ne kadar hurafe şeylerle meşgul oluyorsak, yani kılıçtan keskin, kıldan ince demek, sünnet-i seniye ile doğru bir itikat olmasa aynı hayat bu kadar zor. Niye böyle kıldan ince? En ufak bir şeyle şirke gidiyorsun. Bak, en ufak bir şey, batıl bir adamın arkasına namaz yok diyor adam. Adam diyor ki namaz yok diyor. Din adına söylüyor. Televizyon ekranlarında biliyorsunuzdur. Dini tamir davasında din tahripçileri var. Bak, bu kıldan ince. Kılıçtan niye keskin? Çünkü sen harama düşüyorsun. Haram çok fazla. Kılıçtan kesin. Kesiyor seni yani. Manen kesiyor. Sırat Köprüsü de burada. Sırat Köprüsü de burada. Orada ifade edeceğiz. Haramlar karşısında ve şirkler karşısında ortaya koymuş olduğumuz tavır bizim Sırat Köprümüz. Sırat Köprüsü. Peki cennet cehennemden bahsedeyim. Cennet cehennem nerede? O da ruhumuzda. Mesela وَاِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَعِيمٍ Azabı ve mükafatı olan her şeyi insan ruhunda hisseder. Mesela bir anda her yerde olmak istiyoruz, sonsuz olmak istiyoruz, ölmek istemiyoruz, dert olmasını istemiyoruz, her türlü şeyin olmasını istiyoruz. İstemiyor muyuz? O bizim böyle Allah bunu verecek, vaat etti, vermeseydi bunu bana vermezdi. Ruhumuzdaki Allah ve ahiretle ümitli yaşamak cennetimiz oluyor. Fethulü fi ibadî methulü cenneti. Mesela bir de ruh azabı var böyle. Bir sürü geçmiş hayatın şey geçti, şunu geçti, tövbe olmadı, hala namaza başlamadıksa ruhumuzda sana Cenab-ı Hak diyor ki bak ölmeden önce sana fırsat veriyorum. Ruhtaki azap, panik atak, depresyon, buhran, bunalım, intihara götürücü sebepler cehennemin küçük nüminesi. Neşe, sevinç, surur, saadet, huzur, bunlar da cennetin bir nümenesi. Cenab-ı Hak bununla bize diyor ki, ey insan, küçük bir sıkıntıdan intihar düşünüyorsun değil mi? Peki nasıl bir sıkıntı var ki çaresi intihar? Bir daha söylüyorum. Sıkıntıdan kurtulmak için ilaç kullanıyorsun. Ne o? Çare zannettin, intihar. İntiharın bu kadar berbatlığı, sıkıntının çaresi olarak gözüküyorsa o adamın ruhundaki sıkıntıyı düşünün. Ona diyor ki Cenab-ı Hak, ey insan, cehennemin küçük nümuneleri olan panik atak, depresyon, cantı sıkıntısı, vicdan azabı, bir sürü bu kadar duygusal buhranlar, bunlar nümine kokusu bile değil. Buna bile dayanamıyoruz da bunun aslı var. Bu ondan haber veriyor. Yani cehennemden haber veriyor. Öteki tarafta da şeylerin peşine koşmamak gerekiyor.
İntihar anladık değil mi sebebini? Hayatımızdan daha değersiz şeylerin peşine koşmaktan geliyor. Sağlıklı bir ruhun yaşam becerileri, yani sağlıklı bir ruh nasıl ortaya konuluyor? Yani neyi beceriyor, neyi ortaya koyuyor, nasıl ifade ediliyor? Bir, sağlıklı bir ruh yaşam biçimi ortaya koyar. Yani tesadüfen yaşamaz. Her şeyi disiplinlidir. Yapacağı her şey bellidir. Bu bir. İki, diğer insanları tanımada empati iletişim yapar. Yani bir, hayatını disiplinli yaşar. İki, empati yapar. Kendisini onun yerine koyar. Üç, uzlaşmacı olabilmesi. Çözümün parçası olur. Sıkıntının parçası olmaz. Evde adalet aranmaz. Evde hak yoktur. Evde adalet yoktur. Ne var peki? Evde af var, merhamet var, şefkat var, lütuf var. Hakkından vazgeçmek var. Evin cennet olmasına sebep olan bunlar. Hak ararsan, hak yok kardeşim. Ne hakkı ya? Çocuğa karşı hak mı olur? Kibitte bir yeri yaktı. Senin hakkın değildi. Ya çocuk bu. Evde hak şu. Haklı mı olmak istiyorsun, mutlu mu olmak istiyorsun? Mutlu olmak istiyorsan çok şeyde feragat etmen gerekiyor. Demek ki âli bir ruhun, yani kaliteli ruh, hayatı bellidir. Çizgisi belli. İki, diğer insanları tanımada kendisini onun yerine koyar. Üç, uzlaşmacı olur. Yani çözümün parçası olur. İhtilafın parçası olmaz. Dört, muhalifine tahammül edebilir. Yani karşıki tarafı dinlemeyi bilir. Dur bakayım ne diyecek o. Yani muhalif dahi olsa ona tahammül eder. Beş, öfke kontrolünü yapar. Yani biraz önce anlattığım gibi sabır. Öfke kontrolü, yani değer mi yani bu? Sabır yani kim, kime, neyi, ne zaman, ne kadar böyle tavır göstereceğimizin ilmi ve şuurudur. Kendini yönetenlerde olur öfkeyi, öfke kontrolü. Allah Resulü'nde de olmuş böyle. Alnındaki damar parmak kadar böyle şişermiş. Ama kime? Eşiddu alel küffar. Kendi aralarında ruhamahu beynehu. Yani kafire karşı şiddetli ama kendi işlerinde ruhamahu beynehu. Yumuşak oluyorlar. Altı, sorun çözme metotlarının varlığı. Yani sıkıntı olduğu zaman elimizde malzeme olması lazım. Neyi neyle çözeceğiz? Mesela mısır ekiyorsun, çay toplama yöntemiyle olmaz bu. Yani neyi neyle çözeceğiz? Çözüm yöntemi malzemesi olması lazım. Yedi, insanlarla iletişimi kurmadan karar vermez. Sekiz, yanlış düşünce kalıplarının farkındalığında olur. Yanlış düşünce olduğu zaman farkındalığı olması lazım. Acaba ya ben süper mi haklıyım ya? O haksız, o haksız, o haksız, o yanlış, o yanlış da ben mi ya? Böyle biraz farkındalığı olması lazım. 9. Stresle baş etme yöntemini bilmesi lazım. Yani sıkıntı olduğu zaman kendisini yönetmeyi bilmesi lazım. Baş etmeyi bilmesi lazım. O da iman hakikatlerinde inkişaf lazım. İmanı inkişaf ettikçe insan kendisini kontrol ediyor. Zayıf imanı olduğu zaman içeriye ne koyarsa pat diye dışarıya çıkıyor. Kontrol edebilmesi için iman ilmi olması lazım. O kendinden zevk alabilmesi lazım. Kendinden zevk alabilmesi lazım. Düşün ki kendisiyle kavgalı. Düşün ki kendisini sevmiyor. Kendisiyle mücadeleci içerideki. Benimle seninle uygun bir davranış olur mu? Kendini sevmeyen seni sevebilir mi ya? Kendisini hırçın, kendisine tahammülü yok, kendisiyle kavgalı, kendi kendine söylenen, kendine lanet eden, levmeden bir insan. Kendini sevmiyor, kendisiyle barışık değil, kendisiyle kavgalı. Seninle nasıl barışık olacak? Kendisiyle kavgalı, seninle barışık nasıl olacak yani?
Peki ne yapacağız bunları? Ya kardeşim kitap okumadan olmuyor işte. Gökten bunlar gelmiyor. Mesela bak Cuma'da yarım saat önce geldim bir şey duyuyorum. Bak kendine katkı yapıyorsun. Her akşam 10 dakika bir şey okusan, 10 dakika ya fazla bir şey değil ya. 10 dakika. Yani ayda kaç saat ediyor ya? 10 dakika ya. Şu namaz, şu namaz da acaba nerede hata yapıyorum? Guslum farzları kaçtır diye bir baksan. Guslum farzı, çoluk çocuğumuz var. Olsun bir bakın bakalım nerede bir hata yapıyoruz. Bakmak lazım. Böyle bir 5-10 dakika ya. Bir saat değil, 10 dakika. 11, kendisiyle barışık olması, kişilik çatışması yaşamaması lazım. Şu, evde huzur olmasının bir sebebi de şu. İlk önce kendine, insanı üçe ayıracaksın. Kendini üçe ayıracaksın. Bir, bedensel hayat. Beden hayatın var. Bedenle alakalı istekler var, arzuları var, elemleri var. Beşeriyet yani, beden. Sonra insanın ruhsal yapısı var. Ubudiyeti var. Allah'a karşı bir vazifesi var. Özelliği var yani, özeldir o. Böyle akşam, gece kalktığı zaman namazda hususi bir alemimiz var ki biz bilmiyoruz. Onun Allah ile senin arandaki münasebet. Üçüncü bir şahsiyeti, insanlarla ilişki kurarken, bir şey anlatırken, bir şey ortaya koyarken bir de şahsiyetimiz var, vazifedarlığı. Üç tane şahsiyeti ayırmamak gerekiyor. Yani bir insanın ağzından bir kelam çıkarsa, bir davranışı çıkarsa iyi veya kötü, o insanı genellememek gerekiyor. Acaba hangi şahsiyetinden çıktı bu? Beşeriyeti var. Mesela bugün kuyruğuna bastılar, bugün canın darlanmış. Veya çok ağır bir yemek yedim. Hani derler ya böyle tuzlu yemek yersen, o gece rüyalarında dereleri görürsün. Ağır yemek yersen tabii ki böyle sıkıntı, ateş basar. Aynı onun gibi hayatın bir sürü yükleri var. O yüklenmiş insan. Ya bir yerde neredeyse patlayacak, pat diye sana denk geldi. Demek ki bir onun beşeriyetine vermek lazım. Yani bu bedensel bir hayatı var. İki, bunun bir de ruhsal hayatı var. Üç, bir de bunun insanlarla alakalı bir iletişim dünyası var. Yani vazifedarlığı var. Bunları nazara almak lazım. Yoksa hemen ağzından bir çıkan kelam onu tanımlamaz, onu göstermez. Ağzından bir şey çıktı, ya Allah Allah ben bundan beklemezdim ya, deme. Çünkü o üç tane farklı şahsiyeti var. Hangisinden çıktı? Mesela bir tane şahsiyeti bunu toprağa koyuyoruz. Bu. Bedeni toprağa koyuyoruz. Ruh ölmüyor ki, küllü nefsin zayikatül mev. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Her ruh demiyor ki. Öyle ki hayal imiş, aşıklar ölmez. Beden ölüyor, beden. Bedeni toprağa koyuyoruz. Ondan sonra ruh ne oluyor? Geldi yere doğru. Uruç ediyor. Yani nasıl ki bedeni biz burada kullanıyoruz. İnsan ilişkilerinde de, içsel yapıda da bedensel hallerimiz var. Onu öne çıkıp da insanın karakterini, şahsiyeti budur dememek gerekiyor. Kişilik çatışması yaşamaması lazım. Yani muvazeneli ve muhakemeli olması, bunlar gibi ölçüler ahlakı normları oluşturur. Mesela elimize bir tane metre alacağız, bir tane de kantar. Metre ile ölçeceğiz, kantarla tartacağız. Neyi? Ağzımızdan çıkan kelimeleri ve davranışı. Karşı iki tarafı da değil. Peki nasıl yapacağız? Adam hakikaten bu sözü yanlış söyledi, yanlış yaptı. Genellemeyeceğiz. Yani şu, sen zaten hep böylesin. Her zaman senin soyun da böyle bak ne kadar güzel. Sen zaten böylesin. Hep böylesin. Şu zaten senin soyun neydi? Köyün neydi? Sülalen neydi? Bak nasıl genelliyoruz, nasıl zulmediyoruz. Mesela bir tanesi dedi ki Rize'den adam mı çıkar canım bırak ya. Bütün o güzel insanların hukukuna tecavüz ediyorsun. Ya bırak soyun diyorsun. Aynı bunun gibi de bir insan, bir alem. Nasıl ki ya Konya'dan adam mı çıkar ne kadar zulümse senden adam mı olur? O kadar güzel adamlık tarafları var ki imanı var bir kere. Bak adam olmaz dediğin adamın adamlığı var. Ne var? İmanı var ya. Benim her tarafım mükemmel değil ki, senin de değil. En mükemmel insan Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onda bile kusur görmüş adam Ebu Cehil. Amcası görmüş ya. Rahatlamalar,
onlar da cennetten haber veriyor. İşte cennetin ve cehennemin insanda, dünyada da bu şekilde kendisini gösteriyor. Aslında uyanık olan bir insan, ahireti böylelikle haritasını kendisinde seyreder yani. Aslında hocam bir de mesela insanlarda misbet, hastalık, dert, sıkıntı geldiği zaman iyi bir insan olsaydı öyle bir hastalık gelmezdi diye bir ifade kullanıyor. Bu kelime yani yanlıştır değil mi? O da şimdi hemen ceza vermeyi çok seviyoruz ya psikolojinin başında. Şimdi kendimize ilk önce hemen Allah bana bunu niye verdi? Allah ceza verdi herhalde bana. Olmasaydı vermezdi ama her şeyde olduğu gibi bu konuda da Allah Resulü numune. Allah Resulü'ne bak bakalım. Bir defa karnının doyduğunu diyor, bir defa uykusunu aldığı olmamış. Evladını almış ya, en ağır bir imtihan. Evladını almış ya, peygamber değilken zengindi. 25 yaşındaydı, 40 yaşındaki bir hanımla evlendi. Hatice-i Kübra radıyallahu anh'a, zengindi anamız. Ama peygamber oldu, hepsi şeyi vermiş, hepsini davasına vermiş. Bak bakalım bir defa dersiz sıkıntısız günü olmuş mu ya? Hemen o, olumsuz diyoruz. Hariç değil, boşver onu. Yani o iyi adam olsaydı bunlar gelmezdi değil. Kendime, bu başıma niye geldi? Ben iyi adam olsaydım bu gelmezdi. Şu olma, hayır kardeşim ya. Hayır, hayatı yorumlamak gerekiyor. Peki onun sana şer olduğunu nasıl anlarsın biliyor musun? Vicdanına danış. O gelen bela musibetle Allah sana ne diyor? Vicdanında sorun varsa bil ki diyor onun mükafatı var. Yaptığın bir amelden sonra sıkılıyorsan vicdan diyor ki bunun hesabı ahirette var. Peki ne yapacaksın? Tövbe ve istiğfar. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin. Taksiratlarımızı affeylesin. Doğru bir istikamet, doğru bir ruh hayatı, istikametli bir anlayışı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Evlerimizde Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un ruhunu hakim eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin. Usul ve furularımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, annelerimizden her kim ahirete göç etmişse mekanlarını cennet bahçesine bir bahçe eylesin ve taksiratlarını, kusurlarını yübedilullahi seyyatun hasene sırrına mazar edip hasenata tebdil eylesin. Ve ahir devahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Temassalavat.